Değerli anne babalar ve saygıdeğer eğitimcilerimiz, içinde bulunduğumuz kuşak, dijitalizm çağı diye adlandırdığımız ve eğitime ve davranışlarımıza sanalizm olarak yansıyan bir takım davranış formlarının sergilendiği dijital dünya ve dijital mecralarda sürdürdüğümüz faaliyetlerin ister istemez bir takım olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu doğrultuda adına bağımlılık dediğimiz ve çoğu zaman davranışsal bir bağımlılık kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından da DSM-5 olarak kabul edilen ve bir dijital psikolojik bozukluk olarak kendini gösteren, gençlerimizde, yetişkinlerimizde de oldukça sıklıkla görülen bir takım sorunsalla karşı karşıyayız. Bu sorunsalın en önemli nedeni bir kere aile yapısı ve yaşantı kültürü. Eğer dijital nesneleri sağlıklı ve doğru kullanma konusunda yine kendilik değerimiz ve buna dönük bilinçlenme aşamasında bir takım sıkıntılarımız varsa, dijital bağımlılığa ve bu yönde kullanım bozukluğuna bağlı davranışsal bozukluğa adayız demektir. Bunun için günlük hayatın problemleri, stresli yaşam olayları ve olumsuz duygulardan uzaklaşma adına bir takım sığınma limanı olarak görülen dijital mecralar beraberinde sizi kendisinde hapsedebilmekte, normal dünyanın şartlarından sizleri uzaklaştırabilmekte. Yeterince sosyalleşememiş olmanın getirdiği herhangi bir gruba ait olma isteği, sevgi, ilgi ve güven ihtiyacını tamamlayamamış kişiler de potansiyel dijital bağımlı adayıdır. Ve yine bölünmüş aile çocukları, ki bölünmüş aile veya bununla beraber aile içerisi şiddete çok maruz kalan, aile içi bir takım istismar, cinsel istismar da dahil buna, taciz vesaire konularda üzerinde baskı hisseden çocuklar da dijital dünyada kendine yeni bir hayat bulma çabası içerisine girmektedir. Sosyal gelişiminde olumsuzluk nedeniyle yeterince çevresiyle, akranlarıyla, ailesiyle güvene dayalı bir ilişki ortamı ve iklimi kuramamış kişiler de yine dijital bağımlılığa aday. Gerçek ortamda gösteremediği kabulü sanal ortamda yakalamaya çalışması ve buradaki onaylanan durumun dopamin etkisiyle bir bağımlılığa dönüşmesi tabii ki nedensellik bağlamında birçok nedeni de kendiliğinden getirmekte. Biz sadece burada bireysel nedenlerden bahsediyoruz şu anda. Düşük benlik algısına bağlı olarak içe dönük bir kimlik, yalnızlık ve sosyal kaygılarla kendine yetersizlik duygusuyla eşlik eden çevreyle buluşamama dürtüsü de önemli bir kaygı oluşturmakta. Bu da kişiyi dijital mecralara itebilmektedir. Çocukta var olan psikolojik bozukluklara bağlı olarak kendini dijital ortama atması ve burada o psikolojik bozukluğun doğurduğu veya yönlendirdiği doğrultuda bir takım temaslar kurması ve akabinde o temasları sürdürme çabası ki bu kişilerde de bağımlılık kendiliğinden gelebilmekte. Peki bağımlılık kaç saat olursa bağımlı olur sorusunun cevabı süreyle alakalı olmamakla beraber genellikle amaçsız ve hedef olmaksızın gelişi güzel ve kontrol güçlüğü yaşayarak dijital temas alışkanlığı daha çok bağımlılık olarak görülmekte ve bunun gün içerisindeki süresi 4 saatin üzerinde ise dijital bağımlılıktan bahsedebiliriz. Bununla beraber her dijital temas kuran kişi bağımlı mıdır sorusunun cevabını bu yönde geliştirdiğimiz dijital analiz tekniğiyle biz analiz edebilmekteyiz. Dünyada ilk yapay zeka ve algoritmik bir sistemle geliştirdiğimiz bu sistem bize kimin dijital bağımlı olduğunu, kimlerin olmadığını, eğer bağımlıysa bunun nedenleri ve kişi üzerinde bırakacağı olumsuz sonuçları ve çözüm önerilerini de kişiye özgü parmak izi gibi bir raporlama sistemiyle sunabilmektedir. Bunların etkililiğine ilişkin çözümü ve tedavi rehabilite amaçlı da daha önceden bahsettiğimiz gibi ulusal yayınlarda %70 ile %94 arasında da olumlu sonuç alabilmekteyiz.
Esen kalın, sağlıcakla kalın.